aslında ikiye ayırmamız lazım. Bir, Rize sahil rekreasyon alanında oradaki yaptığımız rekreasyon çalışmalarına, VC'lere, mescitlere sahip çıkabilmek için orada büfeler yaptık. Ve o konsept orayı kolluyor aynı zamanda. Oradaki bizim personelimiz oranın temizliğinden sorumlu, bakımından sorumlu, lavabolarından sorumlu vesaire. Onlar ayrı bir şekilde, bu şekilde olan yerlerimiz var. 2-3 tane noktamız var. Ama bir de Rize'nin uç noktalarında. Yani ben Isırlı'ya müthiş bir mesireli alan yapıp bir işletmeciye teslim etmem çok mantıklı değil. Çünkü oraya biz devasa masraflar yaptık ve orada özel sektörden ziyade devlet eliyle, yani belediye eliyle oranın işletilmesini halk istedi bizden. Biz de onu karşıladık. Yine Deniz Feneri dediğimiz yer Rize'nin yine girişindeki bir ucunda. Orada da özellikle üstteki mahallelerimiz, yani Boğaz, Fener ve o çevredeki mahallelerimiz, bizim buralarda çocuklarımızın oynayacağı rekreasyon alanları yok. Üniversitenin yaptığı dolguya da biz giremeyeceğiz. Biliyorsunuz bunlar 4-5 sene önceki çok tartışmalar. Giremeyeceğiz. O zaman bize burada bir yer yap. Biz de orada Rize'yi 100 yıl, 200 yıl simgeleyecek belki de, herkesin selfie'lerine konu olacak bir deniz feneri konseptinde. Çünkü orada normalde 500 metre daha fener tarafında eski bir deniz feneri vardı. 1864'lerde yapılan. Onu canlandıralım, yaşatalım diye içerisinde deniz müzesini de koyduk. Rekreasyon alanlarında vatandaş geliyor, oturuyor. Çok da güzel oyun alanları var. Şimdi böyle bir yeri yapıyorsunuz, bu artık özele verilemez bir noktaya geliyor. Sizin işletmeniz lazım onu. Onun için onu da biz işletmek durumunda kaldık. Meydan herkesin ben geldiğimden beri üzerindeydi. Biz Çaykur'a teklif ettik önce. Çaykur çayla konseptiyle burası sana yakışır diye. Çaykur düşünmeyince orayı, bize de o etraftaki birçok kişi aman ha burayı özele vermeyin dediği gibi, özelden isteyen sayı da çoğalınca buna versen bu küsüyor, buna versen bu küsüyor. O zaman belediye eliyle bir verilmesi gereken bence burasıydı. Şehrin dışındakiler değil, burasıydı. Ama bu da belediyenin eliyle ve bize belki 5 kişi ya ne işi var burada demekle ve biz burada çok kar mar etmiyoruz. Mevcut 200 kişiyi istihdam edelim, onları çevirsin yeter bizim için. Ama yüzlerce insan da Allah razı olsun belediyemizden şöyle bir ortak bir alan oldu, buluşma mekanımız oldu. Rize dışından misafirimiz gelince bir yere getiriyoruz onları. Denilmeleri duyunca biz de mutlu olduk tabii. Ve biz bir de aynı zamanda bu çalıştırdığımız aşçı ve garsonları adeta belediyeyi bu konuda bir okul hale çevirdik. Dışarıda buradan büyük şeflerle ve garsonlardan hizmet içi eğitim aldırıyoruz. Ve başka yerlere gitmelerini de serbest bırakıyoruz. Gitsinler başka tesislerde çalışsınlar. Biz bir okul olarak buradan yetiştir buraları da gitsin diye de bir misyon yüklendik. Kaç kişi iş olanağı sağlandı? Yaklaşık yani 200'ün üzerinde, 200-220 civarında. Aşçısı, temizlikçisi ve garsonlar olmak üzere. Bunlar da bizde 12 ay boyunca çalışmayacaklar. Bir kısmı zannedersem 9 ay çalışıyor, 3 ay dinlendirme. Bir de böyle, gene bunların